Selamlar ben Yusuf. Bugün yeni çıkan Macbook Air M2 satın alınır mı? Alınmaz mı? Alınırsa kimler almalı? Hangi işler için daha uygun olur? Bu konular hakkında bahsedeceğim. Bu arada konuya girmeden önce ben de kendi üzerimde kullanacağım Macbook Air M2'yi sipariş ettim. Görmüş olduğunuz üzere. Bugün bunun detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Neden mi M2 sipariş ettim? Bunu en son açıklayacağım. Şimdi gelelim Apple Macbook Air M2 Haziran ayında tanıtımı yapılmıştı. Bu tanıtımda birçok şeyden bahsedildiğini gördük. Fakat bizim şu anda ilgilendiğimiz Macbook Air M2 olacak. Tanıtımda M2 işlemci ile M1 işlemcili Macbook Air'ler kıyaslanırken Intel işlemcilerle de özellikle bir performans kıyaslaması yapıldığını görmüş olduk. Teknik olarak baktığımız zaman M2 işlemcili M1'e kıyasla daha büyütülmüş bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ve bazı oynamalar yapılarak M1'in üstünde yer aldığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, fakat M2 işlemciyi bütün M1 serisinin üstünde düşünerek yanılgıya düşmeyin. Çünkü M2 işlemci M1'in bir üstündeyken M1 Pro'nun da bir altında yer aldığını söyleyebilirim. Kısaca M1'in abisi M2 ortaya çıktı gibi bir şey. Başka bir tabirle şöyle söylemek istiyorum. RTX 3080 düşünün. Bunun geliştirilmiş ve bazı teknik oynamalar ile performanslı bir hale getirilmiş e, 3080 T takısı gelerek işte daha performanslı bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu oyuncu arkadaşlarımız daha iyi anlayacaktır. M2 işlemcide Air ikinci nesil e, 5, 5 nanometre e, 20 milyar transistör ile daha verimli ve performanslı bir işlemci olarak karşımıza çıktı. E, bu ne anlama geliyor? Pil süresinin uzaması, işlem performansının daha da verimli bir şekilde artması ve bence en önemlisi daha az ısınması anlamına geldiğini söyleyebilirim. Ha bu sayede MacBook Air M2'lerin inceldiğini de söyleyebiliriz. Bu arada fansız teknolojiyi de MacBook Air M2'de de görebiliyoruz. M1'den M2'ye kadar süre geldiğinde yine bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bu fansız teknolojisine rağmen çok performanslı ve ısınma konusunda da sorun yaşamadan kullanabileceğiniz bir laptop olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Benim bundan önceki laptopum fanlıydı ve oyuncu kategorisinde yer aldığı için fanları da oldukça sesli olduğundan beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. Bir de Windows kullananlar bilir durduk yere hiçbir iş yapmazken fanlar son hız dönmeye başlıyordu. Yani garip bu sorunların çözülememiş olması, bu teknolojide bu sorunların çözülememiş olması çok garip bir şey. Yani belki bilerek yapılıyor diyeceğim onu da bilmiyorum. Garip. Bu kadar yıldır Windows kullanmama rağmen Mac'e geçmiş bulunmaktayım. Yani bu fan olayı gerçekten önemli. Sadece onun için geçmedim tabii ki de. Şimdi tekrardan gelelim MacBook Air M2'ye. Elimde MacBook Air M1 var. MacBook Air M2'ye geçmeli miyim? Ee, direkt cevabını veriyorum arkadaşlar. Hayır geçmeyin. Ee, bir üstünü bekleyebilirsiniz. Ha ben zenginim, bütçem ile ilgili bir sıkıntım yok diyorsanız o zaman geçin size kalmış bir şey. Çünkü e, M1'e kıyasla çok üst bir performans sunmayacak size. Yani M1'e kıyasla burası önemli. Çünkü e, bunu siz hissedemeyeceksiniz. Öyle söyleyebiliriz. Evet %40'a varan, %38, %40'a varan bir performans artışı gözüküyor. Ama bunu e, siz çok yani rahat bir şekilde hissedemeyeceksiniz. Kağıt üzerindeki bazı veriler diyebiliriz. Diğer bir soru. MacBook Air M2 satın alınır mı? Kesinlikle alınır. Ee, ama elinizde M1 işlemcili bir laptop yok ise hatırlatıyorum tekrardan yeni geçiş yapıyor iseniz M1 alacağınıza M2'lileri e, tercih etmenize fayda olacak. Çünkü yeni bir işlemci, yeni bir tasarım, yeni özellikler ve eskinin üzerine koyularak daha da geliştirilmiş özellikleriyle M2 versiyonlu MacBook Air karşımıza çıkıyor. Ondan dolayı da eğer elinizde M1'li veya Windows'tan başka bir şeye geçiyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ha, M1'li vesaire laptop var ise onu satarak boşuna üstüne para koy, e, ekleyerek almayı düşünmeyin. Çünkü arada dediğim gibi e, çok büyük bir performansla karşılaşmayacaksınız. E, yine tercih size kalmış. Üçüncü bir soruya gelelim. Alınırsa kimler almalı? Hangi işler için daha uygun olur? Macbook Air serisi Apple'ın en bas ve en e, alt serisinin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Apple'ın aslında en ucuzda ürünleri de diyebiliriz. Bu laptopun hedef kitlesi arkadaşlar içerik üreticileri. Yani benim gibi Youtuberlar, e, blog yazarları, gazeteciler, yazılım işiyle uğraşanlar, öğrenciler, temel müzik işleriyle profesyonel şekilde iş çıkartmak isteyen arkadaşlar öğrenciler, öğretmenler ve bazı mühendis arkadaşlara özel olarak bir üretilmiş Macbook Air diyebiliriz. Yani şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu laptopu aldığınızda ve biraz, say, biraz önce saymış olduğum işlerden herhangi birisini yapsanız bile çok rahat bir şekilde işlerinizi görecektir. Fakat en son olarak Macbook Air M2'nin en baz modelinin alınırsa yani 8 GB'a 256 GB'lık bir hard harddiskinin olduğunu, SSD'sinin olduğunu düşünürseniz e, bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlar nedir? Mesela e, video içerik üreticisiniz. 15 dakika videoları çok rahat bir şekilde render alabilirken e, veya düzenlemelerini çok rahat bir şekilde yapabilirken 45-60 dakika yani 1 saatleri, 2 saatleri uzun metajlı dediğimiz video içeriklerine geçtiğimiz zaman e, bunlar da bu arada 4K olduğunu hatırlatmak istiyorum. E, Bunlarda bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bunlar ne arkadaşlar? Bu sıkıntılar dediğimiz şey. Buna şöyle örnek verebiliriz. Dediğim gibi uzun metrajlı bir içerik üretiyorsunuz. Video konusundan bahsediyorum. Ee, biliyorsunuz MacBook Air'lerde fansız bir tasarıma sahip olduğu için e, siz burada içeriğinizi oluştururken daha da uzun sürelerde çalışma yapacağınız için render süreleri vesaire bunlar uzayacaktır. Ve bu da sizin zamandan e, tasarruf etmenizi önleyecektir. Yani ondan dolayı e, burada bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tabii ki orada da tercihinizi MacBook Pro olarak kaydırabilirsiniz. Oradaki fanlı tasarımı sayesinde bundan kurtulabiliyorsunuz bu dediğim şeyden. Tabii fanı da ne kadar çok seviyorsunuz sevmiyorsunuz o da size kalmış bir şey. Ben şahsen fandan nefret ediyorum ve gerçekten de yarım saat 40 dakikalık 4, 4K videolarımı çok güzel bir şekilde işleyip bu laptop üzerinde işlerimi kolay bir şekilde yapabiliyorum. Şimdi hatta size de göstereceğim bir render Adobe Premiere üzerinden render testini sizlerle şimdi paylaşayım. Hadi bakalım. Evet, e, render performans sizde siz de görmüş olduğunuz Gerçekten de e, kısa bir sürede render'ımızı bitirdik yani çıktımızı aldık. Güzel bir şekilde sonucumuzu elde ettik. Ve bu görmüş olduğunuz render'de arkadaşlar, e, renk düzeltmeleri, işte özel bazı efektler, bunların hepsi uygulandı. Yani sadece 2-3 katmanlı bir e, şekilde çalışılmadı. Birçok şekilde çalışıldığını söyleyebilirim. Yani kısaca şunu da söyleyebiliriz. Yani bunu zorladığımızı da söyleyebiliriz. Şu an zorlamamıza rağmen sonuçlar gerçekten güzel. 4K çıktı aldığımızı söyleyebiliriz. Ve 4K'lı arkadaşlar yüksek megabit oranlarıyla çalıştığımı yine söyleyebilirim. Şimdi gelelim klavyesine. Arkadaşlar klavyesi arkadan aydınlatmalı bir klavyeyken klavyesi M1'e kıyasla daha da geliştirilmiş olduğunu görebiliyoruz. Yani yazma hissiyatı size geri bildirimi güzel bir şekilde zenginleştirildiğini söyleyebiliriz. Bu ne demek? Bu klavyede uzun süreler yazı yazdığınızda rahat bir şekilde yazınıza devam edebileceksiniz demek. Klavyesi gerçekten hoş. Ve klavyenin üst tarafına baktığımız zaman Macbook Pro'larda touch bar'ı görebilirken Macbook Air'lerde touch bar'ı göremiyoruz. Tabii ki bunu bazılarımız seviyor bazılarımız sevmiyor. Ben seven kısmındayım. Fakat ona rağmen buradaki üstündeki kısa yollar yani parlaklığının kısaltılıp hemen açılması, sesin hemen açılıp kısalması ve vesairesi tarz şeyler hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Klavye tarafı bu şekildeyken hemen aşağı tarafına baktığımız zaman trackpad'i görebiliyoruz arkadaşlar. Bu pad'de arkadaşlar gerçekten sizi mouse kullanmadan işlerinizi bunun üzerinden yapabileceğiniz bir sistem var. Yani normal bir Windows üzerindeki touchpad'i düşünmeyin. Bunun üzerinde birçok özellik ve çok rahat bir şekilde elinizle 2 3 kez dokunarak istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Yani işlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu da tavsiye et. Bunu da özellikle tavsiye ederim. E, deneyimlemek isteyenler işte bir teknoloji marketine gidip oradan deneyimleyebilir. E, güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii Windows'tan ilk Mac'e geçiş yapıyorsanız bu biraz zor olabilir. Yani hangi konuda zor olabilir? Yazılımı farklı, yazılım farklı olduğu için e, komutlar farklı yani bazı özellikleri daha farklı bunu da belli bir e, süreç aldıktan sonra ondan sonra e, kesinlikle söylüyorum mouse'a geçmek istemeyeceksiniz. Yani gerçekten o kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet bilgisayarın yan tarafına baktığımız zaman e, 4.0 Type-C portları yani Thunderbolt dediğimiz portları görebiliyoruz. iki tane ve hemen onun yanına baktığımız zaman MagSafe'i görüyoruz. MagSafe şarj cihaz özelliği geldi. MagSafe şarj cihazıyla da arkadaşlar kolay bir şekilde bu bilgisayara çarpma riskinden işte bir ofiste çalışılıyorsa birisinin ayağa takıldı vesaire gibi şeylerden kurtuluyorsunuz. Yani o konudan da güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bize M1'e kıyasla bir port daha yer sağlamış oldu. Bu da güzel oldu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Benim MacBook Air M2'de kullanmış olduğum bazı aparatlar var. Bunun Bunlardan bazıları işte S-Link'in çoğaltıcı aparatı diyebiliriz. İşte USB çoğaltıcı, HDMI çıkışı ve arkasında en önemli yani video içerik, fotoğraf düzeltmesi vesaire bu tarz şeylerle uğraşıyorsanız bunlar çok önemli. En önemlisi de bu micro SD kart girişi var arkadaşlar. Ee, bu konuda bu alet çok işime yarıyor. Onu söyleyebilirim. Fakat bu aletle ilgili bunun da uzun kullanım testinden bahsedeceğim. Bunun ayrı bir videosu gelecek. Sadece burada şunu söylemek istiyorum. Bu alet çok ısınıyor. Bu ısınmasının sebebinde bazı şeyleri var. Onu da uzun kullanım testinde görebilirsiniz. Geldiğinde kanaldan rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Şimdi gelelim ekrana. Ekranın üst tarafına baktığımız zaman MacBook Air M2'de çeltikli bir ekran bizi karşılarken hemen o çerçevenin üstünde geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Laptop e, sınıfı içerisinde yüksek çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. E, bu da Apple'ın e, söylemiyle stüdyo kalitesinde bir ses kaydı bize yani sunarken, e, toplantı, vesaire bu tarz görüşmelerinizi yaparken size güzel işler çıkartacağınız anlamına geliyor. Gerçekten de değiştirildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki Gece performansında bazı e, grindleme yani nörostler görürseniz yani o parazitleri görebiliyorsunuz ama e, normal gündüz ışığında veya bir kafede otururken çok rahat bir şekilde işinizi görebilecektir. Evet şu an izlemiş olduğunuz kaydı e, MacBook Air M2'nin. 1080 çözünürlükte yani Full HD dediğimiz çözünürlükte ki kamerasından izliyorsunuz ve yine duymuş olduğunuz ses yine aynı MacBook üzerindeki stüdyo kalitesinde Apple'ın tabiriyle stüdyo kalitesindeki yüksek çözünürlükteki e, ses çıktısını ve kamera görüntüsünü şu an izlemiş olduğunuz ses bu şekilde. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz ses hakkında? Yani ses benim hoşuma gitti bu arada onu söyleyeyim. Ben öncesinde de kayıt aldım bir dinledim. Ses gerçekten hoşuma gitti. Kamera kalitesi eh idare eder yine diyebiliriz. Ama e, şu an izlemiş görmüş olduğunuz e, görüntüde de video kaydında da kamera kalitesinin evet geliştirilmiş olduğunu görüyoruz. Işıklı bir ortamda güzel olduğunu yine görebiliyoruz. Ama gece performansı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi dilerseniz bir de gece performansını deneyelim. E, bakalım Orada görüntü kalitesi nasıl direkt oraya geçelim. Şu an sadece stüdyodaki ışıkları kapattım. E, bu ışıkları kapattıktan sonra görmüş olduğunuz kalite bu şekilde. E, çok fazla e, görüntü kirliliği yani noise dediğimiz parazitler etrafta fazla var. Ama yine yüzüm e, seçiliyor mu? Seçiliyor. E, bazı geliştirmeler olduğu açık ama e, çok da iyi denemez. Ama yani diğer rakiplerine kıyasla da ee, yine iyi işler çıkarttığını söyleyebiliriz. Evet bu şekildeydi. Siz nasıl düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ee, görmüş olduğunuz kalite yani yeterli mi değil mi? 2022'de son çıkan Apple, Apple e, MacBook Air M2 aldık ve kamera kalitesi bu şekilde. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. MacBook Pro üzerinde e, olan kamera arkadaşlar eski kamera yani M1 kasasının içerisindeki olan kameranın aynısı. 720 kayıt yapıyor. Şu an izlemiş olduğunuz kayıt dünyadaki MacBook serilerindeki en son çıkan geliştirilmiş olan kameralardan birisi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum olarak iletebilirsiniz. Yani geliştirilmiş bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekran gerçekten özel bir ekran. Yani M1'e kıyasla özel bir ekran. Şu anda teknik özellikleri zaten karşınızda görüyorsunuz. Hemen alta geldiğimiz zaman ekrandan çok fazla bahsetmeye gerek yok arkadaşlar. M1'e kıyasla daha da geliştirilmiş 2K'nın biraz daha üstünde yer aldığını söyleyebiliriz. Hemen alt tarafına baktığımız zaman stüdyo kalitesinde Dolby ses sistemini destekleyen ve gerçekten de güzel bir ses deneyimi yaşatacak bir laptop karşımıza duruyor. Hoparlörü gerçekten güzel. Hemen şu ekranın alt tarafında burada hoparlör yer alıyor. Ekrana değerek size direkt olarak ulaşıyor. Bu da güzel bir deneyim size sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar en baz modelini almadıysanız zaten bir sorun yaşamayacaksınız. Benim tavsiyem eğer bütçeniz varsa uzun soluklu bu bir cihazı kullanmak istiyorsanız yani satmak gibi bir hedefiniz yoksa arkadaşlar 16 GB'lık RAM'li olan versiyonu seçebilirsiniz. Tabii ki de bu bütçenize göre değişiklik gösterecektir. Ama benim gibi 8 GB'a 256 GB'lık en baz modelini alsanız bile Kesinlikle işinizi görecektir. Bugünlük bir içeriğimizin sonuna gelmiş olalım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilir. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından bana bunu iletebilir. Ve kanala abone olarak bana destek vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.